Opet sunar. Herkese merhaba. Yepyeni programımıza hoş geldiniz diyoruz. Bu hafta kültürlerin, dinlerin buluştuğu, gelenek ve göreneklerin harman olduğu, taşların dile gelip konuştuğu Mardin'den geliyoruz evlerinize. Mardin adeta hoşgörüler diyarı. Türk'ü, Kürt'ü, Süryanisi, Arap'ı, Müslüman'ı, Hristiyan'ı, herkes bu cennet toprakları kendine yurt edinmiş. Bizler bu hafta Mardin'in güneşiyle ısındık ve çok mutlu olduk. Şimdi de Mardin güneşiyle ısınma sırası sizde. Hadi bakalım programımıza ortak olun, Mardin'i gezmeye başlayalım. Mardin açık bir müze, ne olur gel sen bize. Mardin açık bir müze, ne olur gel sen bize. İçli köfte kaburga, yapayım yar ben size. İçli köfte kaburga, yapayım yar ben size. Mardin'e gel Mardin'e, ortak olan derdine. Ben de aşık olmuşum. Mardin, taşların tarihi yansıttığı, kültürlerin bir bir konuştuğu, hoşgörülü insanların sevgiyle, saygıyla yaşadığı misafirperver insanların diyarı. Mardin, taşlarıyla çok meşhur. Zaten bütün yapıları da Mardin taşlarıyla yapılmış. Mardin'in kadrolu eşekleri olduğunu biliyor muydunuz hiç? Mardin'e geliriz de davullu zurnalı halay yapmaz mıyız hiç? Mardin'in birbirinden leziz yöresel tatlarını tattık. Süryani dostlarımızın bugün halen kullandıkları ibadet merkezleri Mor Gabriel ve Devrül Zafaran manastırlarını gezdik. Tarihi Şehidiye ve Abdüllatif camilerimiz de Mardin'in en nadide kesitlerinden. Şahmaran efsanesinin ünlü karakteri burada her yerde. Mardin'in Leyla akşamları da akıllardan çıkacak gibi değil. Dara Antik Kenti için tarihin en güzel armağanı diyebiliriz. Mardin, telkarisiyle dünyaya nam salmış. Kasımiye Medresesi, renkli sohbetler ve daha fazlası şimdi bomba gibi hazırladığımız Mardin bölümümüzde. Mardin, güneşin taşlara vurup kente can kattığı, taşların dile gelip tarihi anlattığı, UNESCO tarafından koruma altına alınan, sit alanı olan dünyanın ikinci kenti. Ne yapıyorsunuz bu eşeklerle? Bu eşeklerin akıbeti nedir burada? Bunları yük için kullanıyoruz. Kömür mü şu? Odunmuş. Evet. O milletten aldığı sebze meyvelermiş. Evet. Onları da kullanıyoruz. İnsanlara yardımcı oluyorsunuz. Evet. Yani bu eşekler dar sokaklarda geçebiliyor. Evet. Yani. Mardin dar yolları da çok fazla zaten. Evet. Araçtan çok zaten eşek kullanılıyor. Eşek görüyoruz. Zaten Mardin'de dar sokaklarda araba geçmesi zordur. Evet. Bu eşeklerle. Yardım ediyorsunuz. Evet. Dünyanın sayılı kenti Mardin, tarihi çarşıları, sıcakkanlı insanları, dar sokaklarıyla bir Güneydoğu kültürüdür. Şimdi Mardin'in
Mardin'in en meşhur ilçesi Midyat'tayız sevgili izleyiciler. Midyat, Mardin'in en büyük ilçesi olma özelliğine sahip. Bu harika ilçe, birbirinden güzel evleriyle ön plana çıkıyor. Biz de şimdi bu harika mimariye örnek olan Midyat konuk evindeyiz. Midyat, Mardin'in en tarihi ve en beğeni toplayan ilçelerinden biri. Koskoca bir kültürü yansıtan Midyat, evleriyle zengin bir tarihin aynası adeta. Midyat evleri, sarı duruşuyla, sevgiyi, barışı ve özgün bir tarzla duyguların taşlara işlendiğini aktarıyor. Şu anda gezmiş olduğumuz devlet konuk evi, eşsiz bir taş işçiliğini, sanatın en duygulusunu yansıtıyor. Midyat, tarihi duruşuyla bambaşka bir yer. Mardin'in en güzel köşelerinden biri de Midyat sevgili izleyiciler. Biz de şimdi Midyat'ın meşhur Mor Gabriel Manastırı'na geldik. Mor Gabriel Manastırı, Midyat'a 23 kilometre uzaklıkta Şırnak yolu üzerinde bulunuyor. Tarihin çok çok derinliklerinden gelen bu eşsiz yapıt, Mor Simon ve Mor Samuel isminde iki rahip tarafından yaptırılmış. Ve bugün hala bu manastır aktif olarak kullanılmaya devam ediliyor. Mardin, hoşgörülerin adresi. Tarihi Mor Gabriel Manastırı da bu düşüncenin bir örneği. Mardin'de Süryaniler de ibadetlerini gerçekleştirebilmek için güzel yapıları inşa etmişler. Tarihi bu manastırda da dönemin en güzel taş işçiliği yapıya uygulanmış. Yaklaşık 1700 yıllık bir geçmişe sahip olan manastıra avlusundan girince ilk önce ana kiliseyi görme şansını elde ettik. Kilisenin kapısından içeri adımımızı atınca burnumuza gelen tütsü kokuları camlardan süzülen ışığa farklı bir görünüm kattığını görüyoruz. İlk defa gördüğümüz bu görüntü dikkatimizi çekti. Kiliseyi gezmeye başlayınca çeşitli dini simgelerin bulunduğu yeri gördük. Buraya absis denildiğini öğreniyoruz. Bu kısma Hristiyan olmayanlar geçemiyorlarmış. Hristiyan olunsa bile belli bir rütbede olan din adamlarının geçme hakkı var. Absis kısmı dini ayinlerin gerçekleştirildiği yer olarak kullanılıyor. Buranın tavanının en büyük özelliği tarihten kalan mozaiklerin bulunması. Buradan Theodore Kubbesi'ne geçtik. 6. yüzyılda yapılan yapıda Hristiyanlar yeni doğan bebeklerini kendi inançlarına göre vaftiz yaparlarmış. Böylece bebeklerini Hristiyan olarak görürlermiş. Manastırın içinde tarihin mutfağı da yer bulmuş. Burada yemekler yapılırmış. Manastırda bir kilise daha var. Hristiyan alemi için özellikle önem arz eden Meryem Ana Kilisesi. Bu kilise genelde bütün manastırlarda bulunuyormuş. Manastırın içinde Azizler Evi olarak isimlendirilen bir bölüm daha olduğunu öğreniyoruz. İşte burası Hristiyan dinine ait din adamlarının yattığı mezarlık bölümü. Burada yatan yüksek rütbeli din adamları oturur şekilde defnedilmişler. Buraya gelen Hristiyanlar bu mezarlara dua ederek dilekte bulunurlarmış. Bütün dinlere ait olan sanatın işçilikli şekilde yapıldığı yapılar, hoşgörüler diyarı Mardin'in topraklarını süslüyor. Mardin'in en çok dikkat çeken yapılarından biri de Kasımiye Medresesi. Şu anda önünde bulunmuş olduğumuz Kasımiye Medresesi muhteşem bir Mezopotamya manzarasına sahip. Tarihin en güzel yapılarından biri olan Kasımiye Medresesi Akkoyunlar zamanından kalmış bize. İçerisinde 4 adet cami ve medrese bulunan bu başyapıt tarihin en görkemli yapılarından biri. Uygarlıklar Beşiği Mardin'in en nadide yapısından biridir Kasımiye Medresesi.
Şimdi insan içeri girecek eski zamanda kapı. Misafir oldu zaman, kapı çaldı zaman bu sesin beyanın. Allah Allah. Beyan sesidir. Evet. Erkek olduğu zaman, erkek içeri girdiği zaman erkekleri sesindir. Yani kapı biliyorsa erkek sesin belli olur, kadınki belli olur. O zaman da öyle hareket etmişti, o zaman da, o tarihte. Evet, ama ne kadar ince bir düşünce değil mi amcacığım? Çok hanım bir yer. Medresede ilk olarak tarihin bize armağanı olan, bugün de halen kullanılmaya devam eden camimizi gezdik. Taşların dile gelip konuştuğu, kubbesi, duvarları ve özellikle mihrap önü tarihte olduğu gibi bugün de dikkat çekiyor. Medrese kısmına geldiğimiz zaman medrese odalarını incelemeye başladık. Odalara girişi sağlayan kapıların üzerindeki şekiller dikkatimizi çekti. Bu işlemelerin derslere anlatan simgelerin olduğu düşünülüyor. Odaların içine girdiğimiz zamansa tarihi ruhumuzda hissettik. Dedeciğim, duyduğuma göre bu havuzun bir hikayesi varmış. Var. Nedir, öğrenebilir miyiz? Çocukluk, gençlik, yaşlık, ölüm. Ölüme geçiyor, havuz toplama yeri, mahşer oluyor. Mahşerde sonra da o silahat kibrisi de o ahirette, o dünyada geçiyor, o havaya geçiyorsun. Allah bilir, kimi mezarda kalsın, kim Allah oturur. Evet. Budur, mesele budur. Evet, orası öbür dünyaya geçiyor. O dünyada geçiyorsun. Evet. Allah bilir, kime dünyada kalır, kim ölür. Tabii. Her şey Allah emridir. Kesinlikle. Tabii, tabii. Bir de buradan şunu çok iyi anlıyoruz. Evet, hayat su gibi akıp gidiyor. Tabii, burada çok tabii. Güzel yani gösterilmiş bu. Doğru. Son olarak yazın namaz kılınan cemaat yerini de gördük. Burada da tarihi mihrap hemen yerini bulmuş. Buranın Mezopotamya manzarası herkesi büyülüyor. Öğle aramızı verdik. Şimdi Mardinliler ne yer, ne içer ona göz atacağız. Ama şunu söyleyebilirim. Ağzımızın suyunu damlatacak enfeslikte muhteşem bir yemek kültürleri var. Merhabalar ablacığım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu güller yüzü tanıyabilir miyiz acaba? Teşekkür ederim. Ben Sevim Ademhan. Ebrar işletmecisiyim. Peki ablacığım, şimdi karnımız acıktı bizim. Burada muhteşem yemekler görüyorum ben. Bu yemekleri öğreneceğiz. Ama önce şunu soracağım. Mardin mutfağının en önemli özelliği nedir? Mutfağı çok zengin, çok eti seven bir insan Mardin. Ağzının lezzetini bilen Mardin halkı. Kesinlikle, vallahi yükselteceğiz burada yani kolesterolleri artık. Olmaz. Eti, süper bunlar. Eti güzel olduğu için kolesterol olmaz. Ay süper, o zaman şimdi bu yemeklerin hepsini yiyeceğiz. Ama neler var onu öğrenelim. Muhteşem bunlar, Allah aşkına nasıl yaptınız? Sabah 5.30'da geliyoruz, tabii ki yetiştiririz. Peki nedir bu yemekler? İşkembe dolması, sembusek biz diyoruz. İçli köfte eruk, Halep tavası, dolma, kuru fasulye, Mardin'e ait bir kuru fasulyedir. Vay anam, süper görünüyor. Güzel oluyor. Etli ekmeğimiz var, yeşil fasulye, kaburga. Kaburga. Güveçte, fırında güveç. Evet. Kavurmamız çok güzel. Kavurma. Bu da çiğ köfte, çiğ böreğe benziyor biraz. Çiğ börek. Değil mi? Çok andırıyor. Semburek. Evet, Eskişehir'de de buna benzer yapmıştık ama daha farklı olmuş. Çok güzel gerçekten sevgili izleyiciler. Valla çok da güzel anlattınız. Ben şimdi artık daha fazla dayanamayacağım. Öğlen vakti de geldi. Karnımız acıktı. Bu harika yemekleri şöyle bir girişeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Valla ben beğenirim. Siz de yiyin ama şimdi. Ben yiyeceğim, siz yemezseniz olmaz. Yardımcı olur. Tamam ya, valla süpersiniz ablacığım. O zaman hadi başlayalım. Önce hangisinden başlayayım? Meyirden mi başlayayım? Meyirden başlayayım. Tamam. Vallahi ablacığım ne kadar lezzetli bu yemekler. Bırakın ellerimi, kollarımı yiyeceğim şimdi. Afiyet olsun efendim. Allah... Siz kimden öğrendiniz? Babaannemiz, babamız çok yemeği seviyordu. Ondan öğrendik. Biz tamamen kendi bildiğimizi yapıyoruz. Mardin'in muhteşem bir tarihi dokusu var.
ve bu tarihi doku içerisinde Dara Antik Kenti'nin yeri de oldukça önemli. Mardin'in gezilip görülecek enfes yerlerinden biri olan Dara Kenti, Mardin'in yaklaşık 30 kilometre doğusunda bulunuyor. Bu ihtişamlı kent, tarihte Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olmuş. Bu harika kent, milattan sonra 505 yılında Kral Darius tarafından yapılmış ve bugüne de birbirinden görkemli yapılar kalmış. İlk önce koskoca bir alanı kaplayan nekropol, yani mezarlık kısmını gezdik. Mezarlıkta birçok medeniyete ait aile mezarları, kral mezarları ve hatta toplu mezarlar bile bulunuyor. Kent içinde biraz daha ilerleyince, kentin en dikkat çeken kalıntılarından biri su kemerlerine ulaştık. Kentin en muhteşem yapılarından biri de kral tarafından yaptırılan saray. Bu saray daha sonra zindana dönüştürülerek zindan olarak kullanılmış. Daha basamaklardan adımımızı atar atmaz gördüğümüz manzara bizi tarihe bir kez daha hayran bıraktı. Böyle bir yapı bu kadar yükseklikte nasıl yapılmış diye merak etmeden alamadık kendimizi. Binlerce yıl önce burada bulunan insanlar kim bilir neler yapıyorlardı. Dara Antik Kenti, tarihin bugün de yaşayan en önemli yüzü. Anam, selamünaleyküm teyzeciğim. Ben aleyküm selam. Nasılsın? Ben güzelim, Türkiye'miz hanım ha. Nasıl, iyi misin? İyisin, iyisin. Çok güzel, valla ekmeğin kokusunu aldım, ekmek. Çok güzel. Çok güzel. Evet, sevgili izleyiciler, ekmeğin kokusunu aldım ben. Tabii geldim şimdi bu harika ekmeklerin tandırda pişen tadına bakacağım. Çok güzel ekmekler. Çok güzel değil mi? Evet, çok güzel. Çok güzel. Tabii teyzemde Türkçe yok, bende Kürtçe yok. Ama lezzet olunca anlaşırız her türlü. Tadına bakıyorum. Yiyorum. Oo, sıcak sıcak. Vallahi var ya dumanı tutuyor. Çok lezzetli. Hayat. Hayat, ye. Hayat, ye. Ye. Oo, kaçmaz bu ekmek. Çok güzel. Mardin'in kültüründe Leyla geceleri çok önemli sevgili izleyiciler. Biz de Mardin'e kadar geldik. Eğer Mardin'e gelip de Leyla gecesine katılmasaydık gezimiz yarım kalmış sayılacaktı. Ve şimdi Mardin Geceleri topluluğundan Mardin'in yöresel türkülerini dinleyeceğiz. Mardin'in en güzel yapılarından biri olan Deyrü'z-Zafaran Süryani Manastırı'na geldik. Deyrü'z-Zafaran Süryani Manastırı, Mardin'in doğusunda merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Burası Süryanilerin tarihi ve dini geçmişi içerisinde oldukça önemli bir yere sahip. Bu Süryani Manastırı 639 yıl boyunca dünya patriklerine ev sahipliği yapmış. Hoşgörüler diyarı Mardin'in bütün dinlere kapısının açık olması en güzel yanı. Sapsarı taşların pırıl pırıl parladığı surlardan giriş yapınca tarihi taş basamaklardan çıkıp manastırı gezmeye başladık.
3 kattan oluşan manastır 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda inşa edilmiş ve bugünkü duruşuna da 18. yüzyılda getirilmiş. Biz önce yer altında bulunan milattan önceki tarihlerde inşa edilmiş güneş tapınağı olarak bilinen yapıyı gezdik. Burası manastırın milattan önce 2000 yılına ait bir güneş tapınağı. Eskiden burada atalarımız Hristiyanlığı kabul etmeden önce Şemsi inancına bağlı insanlardı. Yani güneşe taparlardı. O dönemki insanlar işte karşı pencereden güneşin ilk ışıklarla beraber güneşe karşı aleni yaptıktan sonra yan tarafta bir sunak bölümü var. Burada da güneşe kurbanlar verilirdi. Tabii manastır daha sonra bu tapınağın üzerine 5. yüzyılda inşa edilir ve halen de manastır aktif olarak kullanılır. Burası sadece ziyaret amaçlıdır. Yaklaşık 1500 yıldır ve halen de ziyaret amaçlı olarak kullanılır. Evet. Tavan yapısı ilginç buranın. Evet. Her bir taşın uzunluğu yukarı doğru 2 metre, ağırlığı da 500 kilo ile 1 ton arası. Evet. Taşların aralarında yapıştırıcı hiçbir madde yok. Hepsi üst üste yaslanıp sıkıştırılmışlar. Buradan hemen yanındaki Azizler Evi olarak adlandırılan, manastırın kurulduğu tarihten itibaren varlığını sürdüren yüksek rütbeli din adamlarının yattığı mezarlık bölümüne göz attık. 14. yüzyıla kadar şifane olarak kullanılmış olan bu yapıda tıbbın simgesi olan yılanı da duvarlarda görmek mümkün. Tarihte yolculuğa devam edince bir başka kiliseye geçtik. Şimdi burası manastırın ana merkez kilisesi, 5. yüzyılda kurulmuş Aziz Hananyan Kilisesi. Normalde bütün rutin dualarımız burada gerçekleşir. Günlük sabah, öğle, akşam ve çarşamba, cuma ve pazar günleri aynı yer gerçekleşir. Günlük rutin dualar sağ ve sol taraftaki yüksek kürsülerde, ayinler ise orta kısımdaki ana apsisten gerçekleşir. Sağ ve sol tarafta iki tane taht göreceğiz tekrar. Bunlar da metropolit ve patriğin makam kürsüleri. Bunlar ayin sırasında oturdukları sandalyelerdir. Tabii patrik tahtının burada olma sebebi ise burası 1293 yılından 1932 yılına kadar patrikhane olarak kullanılmış. Yani bütün dünya üzerindeki Süryani cemaati ve kiliseleri buraya bağlıydı. 1932'den sonra Humus'a, 55'lerde ise Şam'a taşınır. Şu anda bütün Süryani Ortodoksların ana merkezi Şam'dadır. Manastırda bir de Meryem Ana Kilisesi bulunuyor. Bu kilisede yeni doğan bebekler vaftiz edilirlermiş. Odayı gezerken tahteravanlar da gözümüzden kaçmadı. Bu tahteravanlar 16. yüzyılda patrikleri taşımak için kullanılırmış. Manastırın avlusunu da ziyaret etmeyi ihmal etmedik. Burada tarihin su kuyuları bulunuyor. Deir-i Zafaran Manastırı bugün halen kullanılan Süryanilerin önemli dini merkezlerinden biri. Şimdi sevgili izleyiciler, altın gibi kızlardan gümbür gümbür davullu zurnalı halk oyunu izlemeye ne dersiniz? O zaman bizden ayrılmayın. Çünkü şimdi Mardin'in yöresel halk oyunu izliyoruz. Hop. Mardin'in en meşhur simgesi Şahmeran. Şahmeran burada. Almış başını gitmiş. Şahmeran öyle bir şey ki en iyisi ustalarım anlatsın. Hem de öyle şanslıyız ki yanımda baba oğul iki tane usta var. Merhabalar ustam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Hemen sorayım, babadan oğula geçen bir sanat mı bu? Baba da refakat ediyor burada.
genelde öyle oluyor. Babadan oğula geçiyor ki çünkü alıştırmak için bazen kızıp şey yapmak lazım çırağıktan. Bazen kulakları çekmek gerekiyor. Tabii öğrenebilmesi için. Ben babamdan, o da babasından öğrenmiş yani vaktiyle. Çok güzel. Peki kaç yüzyıllık bir sanat bu? Bu çok eski bir. 1000 yıla kadar dayanıyor Mardin'de. Bakırcılık değil mi? Bakırcılık, evet. Çok güzel. Şimdi siz şahmeranı bakıra işliyorsunuz. Bu şahmeran nedir? Ben onu merak ediyorum. Şahmeran eskiden Mardin'de uğur bereket anlamına gelip mekanlarda, iş yerlerinde, evlerde tablosunu cam altı sanatı olarak asarlardı. Hı hı. Tabii bunun en çok nazara iyi geldiğini söylerler Mardinliler. Evet. Bu vaktiyle işte şahmeran efsanesi olarak anlatırsak krallar, padişahlar döneminde yaşanmış bir hikayedir, efsanedir yani. Lokman Hekim zamanında da yaşandığı söyleniyor. Bu İran'dan gelmiş, Mezopotamya üzerinden geçip Tarsus'a kadar uzanmış bir hikaye. Evet. Bu hikaye insanların şahmerana olan ihanetini anlatır, hikayesi. Vaktiyle üç genç ormanda gezerken aralarından ikisi diğerini sevmiyormuş. Önceden belirtileri bir kuyu atmışlar. Kuyuda bu genç bayılmış tabii düşerken. Ayıldığında işte yukarı çıkamayacağını görmüş, derin bir kuyumuş. Birkaç haşerenin bir delikten içeri girdiğini görmüş. O deliği kendisi gireceği şekilde eşelemiş, büyütmüş. Onları takip etmiş. İşte gitgide oranın büyüdüğünü görmüş. En son tabii şahmeranı görmüş. Böyle ihtişamlı bir tahtında oturmuş, şahmeranı görmüş. Şahmeran onunla konuşmuş. Ondan korkmaması gerektiğini, onu yanında besleyebileceğini söylemiş. Onu yanında 7 sene beslemiş. 7 seneden sonra işte bu genç sıkıldığını, ailesini, sevdiklerini özlediğini söylemiş. Tabii şahmeran da ona aşık olmuş, bırakmak istememiş, niyetini anlamış. Evet, 7 yıl boyunca kalmış orada. En son işte şahmeran bir şartla onu yeryüzüne çıkarabileceğini söylemiş. Onu yerini hiç kimseye söylemesi gerektiğini ve eşi dahi olsa kimsenin önünde yıkamaması. Yani üzerine su gelmeyecekmiş. Yoksa üzerine su dediğinde sırtında yılan pulları şeklinde bir şekil oluşuyormuş, dövme gibi. Yılan pulları kullanıyormuş yani o sırada. Genç de kabul etmiş, şahmeran da onu yeryüzüne çıkarmış. İşte o sıralar gencin yaşadığı dönemlerdeki padişah hastalanmış. Onun hastalığında tek çaresini Lokman Hekim söylemiş, şahmeranın haşlamış etinin suyu. Evet. İşte bir ferman çıkarılmış. Fermana göre kim şahmeranın yerini gösterirse baş vezir olup dünyalar güzeli padişahın kızını alacakmış. Bu genç de bu kızı seviyormuş, aşıkmış. Öncelerde söylememiş. İşte sıcak bir günmüş, Temmuz Ağustos aylarından birisi. Genç o lafını, sözünü unutmuş şahmerana. O kadar bunalmış ki sıcaktan. Ormanda gezerken dereden bir serinlemek istemiş. Dereye inmiş. O sırada dereye indiğinde kralın askerlerinden, padişahın askerlerinden iki kişi geçmiş. Onu görmüşler tabii, sırtı hep kullanmış, suya girer girmez. İşte Lokman Hekim de onu gören kişinin bu hale gelebileceğini söylemiş. Onların da aklında kalmış tabii, onu görür görmez yaka paça çıkarmışlar dereden padişahın huzuruna. İşte o sıradaki işkence almışlar biraz. Öncelerde söylememiş amirin yerini. En son işte bak, eğer söylemezsen başın kesilecek, idam edileceksin. Şayet ki söylersen baş vezir olacaksın, kralın kızını alacaksın. Genç işte dayanamamış işkencelere, mecburen şahmeran yerini söylemiş. İşte çıkarmışlar. Rivayete göre Tarsus'un bir hamamında üç parçaya bölünüp, üç ayrı kazanda haşlanıp etinin suyunu yapmışlar o şekilde. Evet, padişaha içirmişler. Gerçekten çok dramatik bir hikayesi var bunun. Çok ilginç. Mardin'de de bunu yaşatıyorsunuz şu anda, bence harika. Yaşatıyoruz çünkü bu Mardin'in de bir kültürü olup 200-300 yıl önceden kalma. Hem bakırı hem de şahmeranı birleştirdik. Böylece hem şahmeranın hikayesini izledik hem de bakırcılık el sanatını gördük. Bize de düşen Mardin'in diğer güzelliklerini keşfetmek. Bakalım Mardin'de daha ne gibi güzellikler göreceğiz. Opet'in sunduğu Türkiye Özlemi devam edecek. Mardin'de gerçekten de çok güzel camilerimiz var sevgili izleyiciler.
İşte bunlardan biri de şu anda önünde bulunmuş olduğumuz Abdüllatif Camii. Bu harika cami 1371 yılında inşa edilmiş. Artuklular zamanından yadigar kalan camimiz tamamen Midyat taşlarıyla yapılmış. Ayrıca bu harika cami halk arasında Latifiye Camii olarak da bilinir. Mardin'in en eski yapılarından biri olan Abdüllatif Camii, taş işçiliği ve sanatsal açıdan en beğenilen yapılardan biri. Daha dışından etkilenmeye başladığımız ibadethanemizin içi de tarihi bugüne taşıyan bir güzelliğe sahip. Mihrap önünün süslemeleri, işlemeleri sade bir üslubu taşıyor. Minberi de en az mihrabı kadar kusursuz bir işçilik taşıyor. Abdüllatif Camii bugün halen ibadete açık olan nadide yapılarımızdan biri. Mardin denince sevgili izleyiciler akla telkarı sanatı geliyor. Biz de şimdi Mardin'e kadar gelmişken bu sanatı yapan Süryani Süpü Usta'yı bulduk. Aman ustam merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün Sine 5'te çalışanları Mardin'den sevgiler, saygılar. Lütfedip geldiniz Mardin'e. Teşekkür ederim. Biz de vallahi çok teşekkür ediyoruz ustam. Tüm ekip arkadaşlarımızın selamını getirdik sizlere. Geldik buraya, gördük ne kadar güzel şeyler yapmışsınız. Hayran kaldık. Ne kadar zevkliymişsiniz ustam. Bende bir kapalı bir kız var, Müslümandı. Bir gazetecinin yazmış olduğu, Usta Süryani çırak Müslüman. Bende bir ayrı gayrı yok. Kim olsa, zenci gelse dahi ben öğretirim. Vallahi çünkü ben farklı bir yapıya sahibim. Kesinlikle kültüre sahip evet. Çıkıyorsun ustam burada. En önemli olay bu. Geçen sene 3 sefer Amerika'ya gittim. Bir Kaliforniya, 2 Chicago. Peki bunlar o Amerikalılar gördüğü zaman hayran kalmıştı bu senin şöyle günlerine. Bir şey. Onu da anlatayım size. Anlatırsam. Çünkü çok güzel. Gerçekten sevgili izleyiciler. Şimdi bunları... Bakıyorsunuz. Şunun zerafetine bakın. Yok yani böyle bir şey. Dünyada mümkün yok. Mümkün değil. Şimdi Amerika'ya gelip tabii oradaki konsolos bize şey tahsis etti. Tercüman tahsis etti. Orada okuyan gençleri gelip yardımcı oluyorlardı. Evet. Lisan'da. Dedi ki olamaz bu şeylerde. Dedim ki bak bunun tarihini biliyor musunuz? Daha Amerika dünya Amerika'yı tanımıyordu. Nerede olduğunu da bilinmiyor. 5000 yıl ya az değil. 5000 yıl ne demek? Yo olamaz dedim ki siz nasıl aya çıktınız? Bizde de bu sanat var ama ne sanatı? 5000 yıllık el sanatı. Siz aya çıkmışsınız 60'tan sonra çıkmışsınız. Yani. 1960'tan sonra çıktınız. 5000 yıl öncesinin sanatı. Buyurun. Hayran kaldılar. Olmaz diyorlar. İddia ettiler. Ya dedim gel bir bakayım. Bunun gibi parçayı götürdüm. Gel bakayım kestin doldurdum. Hayran kaldılar değil mi ustam? Beyinleri dondu. Dillerin, dinlerin, mezheplerin, gelenek ve göreneklerin harman olduğu zengin bir tarih. Kurulduğu tepeden aşağı, alabildiğince uzanan, muhteşem güzellikte adeta bir açık hava müzesi. Taşları işleyen ustaların ince ruhuyla bir Güneydoğu şiiridir Mardin. Biz de sevgili izleyiciler bu hafta Mezopotamya'ya hakim, misafirperver insanlarıyla, birbirinden güzel yöresel tatlarıyla Mardin'den konuk olduk evlerinize. Gelecek programımızda bizler yine cennet ülkemizin en güzel köşelerinden birinde sizlerle buluşacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Mardin'de bu sanatı yapan, bu sanatın babasını bulduk diyeyim. Ya Türkiye özleminden herkese... Ay bu ne? Ay mikrofonumdan bir şey geldi.
Opet sundu.